Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hoş geldiniz. Çok değerli arkadaşlar. Bugün 11-20 arası sayılar ve sayılanlar dersimizin konusu olacak. Geçen haftalardan hatırlarsanız 1 ve 2 sayıları kendine has bir özelliğe sahipti. 3 ile 10 arası sayılan şey çoğul esre teminliydi. Hatta kalıpsal olarak hani kendiniz notlar alıp da şu şöyle bu böyle dikkatle kitabınızdan incelerseniz arkadaşlar kendinize ait notlar çok daha kafanızda kalıcı olur Allah'ın izniyle. Bir de buradan dinlediniz mi? çok güzel yerleşir. Hiç endişe etmeyin. Çok tekrarı yapılıyor sayı oldukları için. günlük hayatta olsun, dini metinlerde olsun geçiyor. Dikkat şimdi. Belev ki yani 1, 2, 5, 6 ondan da tanıyabiliriz. Tercümesini rahatlıkla yapabiliriz. Konuşurken hani düzgün konuşma meselesi söz konusu olabilir. ona bakarsanız Araplarda mesela ehade aşara bile demiyor. Ehade aş diyor, ray bile söylemiyor. Mesela pratikte daha farklı usuller gelişebiliyor. Evet neyse. Ee, şimdi 11-20 arası sayılar. Tabi Kur'an-ı Kerim'de biz hani dini metinlerde göreceğimiz için e, tam tekmil işlemeye gayret ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın 1 ile 2 derken farklıydı. Şimdi 11-12'ye bir bakın arkadaşlar. Bunları yazmayı da ayrıca öğreniyoruz değil mi arkadaşlar? Bakın 11'in Arapçası böyle yazılıyor. 12 böyle yazılıyor. Müzekker bakın ne dikkatinizi çekti. E hadi aşara 11 müzekkerde. İhda aşarate, müenneste. Sayılan şeyi yanına getireceğiz. Müzekker varlığı buraya getireceğiz. Müennes varlığı buraya getireceğiz. Şimdi 12'ye bakalım. İsna aşara müzekker için ismeta aşarate müennes için. Dikkat arkadaşlar. Ehade aşara ikta aşarate. Müzekker ehade aşara, müennes ikta aşarate. Hani ehade'nin müennesi ikta idi. Dikkat ederseniz bunlar hep e, üstün arkadaşlar. Çünkü 12 hariç e, 12 hariç 11-19 arası sayılar fetha üzere mevni. Çok değerli arkadaşlar. Bunu ezberlememiz gerekiyor. 11-19 arası sayılar fetha üzere mevni. Onun için bakın dikkat ederseniz selasete aşara, selase aşarate erbate aşara erba aşarate. Dikkat ederseniz öncekilerde böyle ötüreyle falan bitir, bitiyordu. Şimdi demek ki 1 ile 2 ehade aşara, müennesi ihta aşarate Dikkat ederseniz burada isna Aşar'a derken öyle bir üstünlük yok. Çünkü iki sayısı e, muhrap yani böyle merfu hali e, elifle veriliyor. Hani muallimani derken hatırlayın bu tesniyenin merfu hali, mansup ve mecrur hali. Burada da kendini gösteriyor. 12 hariç fetha üzere mebni kalanlar. 12 hariç arkadaşlar bakın. İsna, Aşar'a. İsne ta aşara. Müzekkeri isna aşara. Müennesi isne ta aşara tabak. Her ikisi de mühendisi de t'li. Buna dikkat edelim. İhta aşarata aşara tabak. Her iki sayıda da t'li. Görüyor musunuz? Şurada e, ehadenin müennesi burası. Burada her iki sayıda da t' yok. 1 ve iki de. Gelelim bakalım. 13 ve sonrası. Selasete aşara. Bu taraf neydi? Müzekker kısım. Bu taraf müennes kısım. Selasete aşara. Selase aşara. Ne dikkatinizi çekiyor arkadaşlar? Müzekker değil mi bu taraf? Aynı 3 ile 10 arası sayılarda olduğu gibi tersti hani. Müzekker bir şeyi sayacaksak, buraya müzekker bir varlık koyacaksak, tam tersine t'si T'li oluyordu. Hani müzekker T'siz olur. Tayyip Merbut'asız. Yani müennes T'si dediğimiz bir kelime olmadan hani müzekker bir kelime. Bakın onun tam tersi selasete. Ha burada T varsa burada T yok arkadaşlar. Bak selasete aşara. Müennes bir varlık sayacaksak selase aşara t. Mesela Medine'ten diyeceksin. 13 şehir diyeceksin. Burası müennes Medine'ten. Medine'ten. Bak tam tersi. Burada T'li. Burası T'siz. Ama ilk önce bir sayıları bakalım. Ee, Erbate aşara 14. Müennesi erba aşara T. Biri T'li biri T'siz. Hamsete aşara 15. Hamse aşara T sittete aşara, sitte aşarete, sebate aşara, seba aşarete. Bak birinde T var, birinde yok. Her ikisinde görün arkadaşlar. Semaniyete aşara, 18. Semaniye aşarete, 18. Bu sefer T'siz, müennesi T'siz. Buraya müennes, t'li bir kelime getireceksin. Müennes ama bu sefer bu baştakinde hani üçlü onlar sayılarda da zaten T olmuyor diye mühendislerde böyle. Aynısı yani. Tis ate aşara. ilave aşara gördük. O aşarayı da e, burası T'li diye bunu T'siz getiriyoruz. Tis ate aşara 19. Tis a aşara te. Mühendis için 19. İşrune. işrune 20 demek arkadaşlar. İşrune. 20. Ha, güzel olan bir şey varsa müzekker kelime söylemek için de işrune diyoruz. E, Mühennes kelimeyi söylemek için de işrune diyoruz. diyoruz. Şimdi bakalım. Dikkat. 11 sayısında. 19 dedik 20'yi saymadık. Hani 11, 19, 12 hariç feta üzere mebniydi. Dikkatimizi neler çekmişti? 11 sayıda ehadün kelimesinin mühendisi, mühendisi ihda olarak gelmişti. İşte ehade aşara müzekker için 11, ihda aşarete mühendis için 11. Bu değişik o 1 ile 2 daha önce de değişikti. 12'nin müzekkerinde bak bunları unutmayalım her iki sayıda ta'sız isna aşara, mühendisinde her iki sayıda ta ile isna ta aşarete. Bu 11, 12 hani 1 ile 2 hep böyle değişik arkadaşlar. Allah rızası için Kur'an'ı anlayabilmek için, dini metinleri anlayabilmek için öğreniyoruz. Bize de çok çok sevap geliyor Allah'ın izniyle. Çünkü amenu ve amelü salihat yani iman edip iyi şeyler yapanlar. Bu da iyi şeyler arkadaşlar. Hedefimiz güzel çünkü. Hedefimiz Allah'ın kitabını anlamak. Şahsen bu kadar gayret Allah'ın kitabı için değer mi değmez? Hem de nasıl değer arkadaşlar? Ahirette de dünyada da Cenab-ı Hak mükafatını verir. Evet şimdi dikkat 11 20 arası mağduda geldi. Şimdi sayıları gördük. Sayılan şey nasıl olacak? Dikkat. Nekra ve fetha tenvinli. Ma'dud neydi? Sayılan şey. 11 ile 20 arasında her ne sayıyorsan evdir, penceredir, müzekker kelime, müennes kelime. Özelliği ne? Nekra ve fetha tenvinli olması. Nekra ve fetha olması. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Yani sayılan şey müzekkerse sayıda müzekker, müennesse sayıda müennes oluyor. Şimdi çok önemli şey neydi bir de? 11-19 arası bir daha tekrar ediyoruz. Rakamlar 12'nin nasb ve cer hali dışında hani isna, isne onu örneklerine bakalım şimdi. Feta üzere mebniydi. rakamlar 11-19 arası. Bak 11'e ev. E, örneklere geçiyoruz şimdi. Hani sayılan şey tekil üstün teminli. E hadi aşara beyten 11 ev. İhda aşarete medineten 11 şehir. Bak müennes bir kelime ya bu. İhda aşarete medineten olarak geldi. Dikkat hani 11-19 arası sayılar fetha üzere mebni demiştik sayılar. Şimdi inne getirelim. İnne ehade aşara beyten. Gerçekten 11 ev. Sayılan şey tekil üstün tenvinli. Bak uçlu olma arası çoğul esre tenvinliydi. Bu tekil üstün tenvinli. İnne ehade aşara beyten. Gerçekten 11 ev. Tabi 11-19 arası sayıda feta üzere mebni 12 hariçti değil mi? Bak bu 11. İh, e, sadece müzekker müennes mesela dikkat beyten arkadaşlar müzekker bir kelime yani açık t ya bu açık t müennes demek değildir şu kapalı t müennestir bak müennesi yaparken ihda getiriyor 12 11'e inne ihda aşarete medineten 11 şehir gerçekten 11 şehir ha tamam inne zaten üstün yapıyordu ondan mı hayır bakın feta üzere mebni dedik sayılar 11-19 arası bak harfi cerden sonra geldiği halde ehadi değil min ehade aşara beyten 11 evden görüyor musunuz arkadaşlar 11-19 arası sayılar rakamlar feta üzere mebni min ehade aşara beyten Burası min ihta aşarete medineten. 11 şehirden. Gerçi buradan belli olmuyor ihtiyam hani müennes burası illetli harf geldiği için e, sayılan şey zaten tekil üstün teminli olacak ister müzekker ister müennes olsun yani sayılan şey evet isna aşara beyten bak şimdi 12'ye geldik İsna, aşara beyten 12 ev isneta aşarete ten. hani her ikisi de tel oluyor diye isneta aşarete ten. 12 şehir şimdi bunların önüne inne getirelim inne ne yapar üstün e, yapardı değil mi ama tesniye ismin mansup yani üstünlü hali isna değil isney inne isney aşara beyten hani muzafun gibi bunun düşüyordu 12'de inne isney aşara beyten 12 ev doğrusu 12 ev 12 hariçti hani o muğraptı diğerleri mebniydi mebni yani hep feta üzerime de feta söylüyoruz rakamlara ama 12 hariçti. O için inneden sonra gelen kelime üstünlü olur. İnne isnetey aşarete medineten. 12 şehir gerçekten 12 şehir. Şimdi min tabi e, tesniye yani ikili kelimenin ikil kelimenin e, mecur hali nasıl gelir? Gene ya ile gelir. Aynı yani mansup ve mecur halleri aynıdır bunların. Min isney aşara beyten. On iki evden. Dendan takısı veriyor. Dikkat. Bir, e, bunlara dikkat. On bir on ikinin farklı durumu vardı. Min isne te aşara te medineten. Bu te'li bak bu da te'li ama harfi cerden sonra e, geldi takta bu isna e, isney halleri e, murab gir kalan gene feta üzere mevni bak aşarete medineten aşarılar gene e, feta gelelim sonraki kısma 13 dikkat selasete aşara beyten 13 ev bakın feta üzere mevni sayılan şeyde tekil üstün temin selase aşarete medineten buraya dikkatinizi çekeriz şimdi e, müennes bir kelimeyi yapıyorsak burada t'li bir kelime ise yani bu tekil zaten tekil üstün temmin sayı böyle t'siz geliyor 13 şehir ama feta üzere mebni inne koyalım bak inne selasete aşara beyten gerçekten de 13 ev e, bu, mesela e, burada e, müzekker kelime olduğu için sayı müennes geldi İnne selase aşarete medineten doğrusu 13 şehir medineten de t olduğu için şu kısımda t yok. Ha bunda t yok ama bunda t olmadığı için bunda t var arkadaşlar. Bak aşarete de t var. Bunlar da tam ters oluyor birbirinin. Ha bunu ezberlersek bunun da ters olduğunu bilirsek hatırlarsak mesele halloluyor. Ama 11-19 rakamları bak min selasete aşara beyten. Neydi? On, neden böyle yaptık? Selaseti demedik de selasete. Çünkü 11-19 arası sayılar feta üzere mebni. Harfi cerden sonra da gelse. Min aşara beyten. 13 evden. Min selase aşarate medineden. Bu da bunun tersi bak. Burada t var. Burada yok. Ha burada yoksa aşarate de, de var. 13 şehirden. Evet şimdi cümle örneklerine bakalım. İşte ehade aşara kalemen. 11 kalem satın aldım. Cümleler. Burası zaten hep feta üzere mebni arkadaşlar. 11-19 olduğu için. Caet ihta aşara tetilmizeten. Bu mühendis onun için ihta geldi. 11 kız öğrenci geldi. İştara ammi erbate aşara kitaben lil medraseti. Amcam satın aldı erbate aşara burası meful olduğu için üstün değil arkadaşlar 11-19 arası feta üzere mebni olduğu için erbate aşara kitaben 14 kitap sayılan şeyde e, tekil üstün teminli oluyor 14 kitap derken bu müzekker olduğu için bunda t olmadığı için erbaate de t var burada t varsa aşara da yok Bak. lil medreset kendi kendinize notlar alın defterinize arkadaşlar okul için amcam 14 kitap satın aldı. Bir husus daha var. Aşara kelimesi tek olduğu zaman aşaranın şın harfi cezimli okunuyor. Mesela aşru benatin 10 kız diyorsun. Ee, hani 14 falan demiyorsun. Sadece 10 kelimesini tek olarak kullanıyorsun. O zaman şın cezimli aşru benatin 10 kız. İşte aşratü evladin 10 çocuk. Hadi bu da bunun velet ya velet müzekker ya bu sefer burası t'li oluyordu ya. Tam tersi. Aşrətü evladın on çocuk hani üçlü on arası sayılan şey çoğul esre tenmille oluyordu. Bir önceki dersi hatırlayalım. Bak bu 11'den sonrası değil. 11 20 arası sayıları işliyoruz ya. Ha şimdi 11 on 19 on arası sayılarda şın harfi fethalı okunuyor. Yani aşra demiyoruz, aşara diyoruz. Niye? 11-19 Bak erbate aşara yevmen. Cezim yapmıyoruz şuna. Erbaate aşara yevmen 14 gün. Hamse aşara te leyleten 15 gece. Dikkatinizi çekti değil mi arkadaşlar? Bak burada t yok. Burada var. Tam ters. Burada e, t olmayınca aşarada da t var. Nasıl aklınızda kalırsa kendi kendinize formüller bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, özet olarak ne diyoruz? 11-20 arasındaki sayıların mağdudu yani sayılan şey müfret yevmende olduğu gibi tekil ve fetha tenvinli oluyor. Hamsete aşara yevmen 15 gün. Bunu ezberlerseniz diğerlerini de ona göre hatırlarsınız. Hamsete aşara yevmen. Yevmen müzekkerdir. Tam tersi teli geliyor baştaki. bu teli olduğu için aşarada da t olmuyor. Ayetlere bakalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İz kâle Yusuf'u. Yus, i̇z bir zamanlar demek. Geçmişten bir sahne olduğu zaman iz geliyor. Zaman zarfı burası. Kâle dedi. İz kâle bir zamanlar. Kâle Yusuf'u. Yusuf dedi. Li ebihi babasına dedi. Birisi birisine bir şey dediyse o dediği kişi de li oluyor arkadaşlar. Kâle e, dedi. Babasına dedi. Ya ebeti ey babacığım. Bunu şimdilik tabir olarak hani Ey babacığım demek bu. Ee, bu şekilde ezberleyelim. Ya evet ey babacığım. İnni doğrusu ben. gördüm. ayeti gördüm. Ehade aşara kevkeben. 11 gezegen. Bak Necmin demedi. Kevke gezegen demek. Ehade aşara kevkeben. Bakın 11-19 arasından olduğu için feta üzere mebni sayılar e, sayılan şeyde tekil ve üstün temminli 11 gezegen gördüm doğrusu ben 11 gezegen gördüm başka devam ediyor gördüklerine ve şemse vel kamera güneşi ve ayı raaytuhum onları yani hepsini li sacidin bana secde ederlerken secde de secde etti sacit secde eden bu da çoğu secde edenler olarak gördüm toparlarsak Yusuf babasına şöyle dedi bir zamanlar ey babacığım doğrusu ben 11 gezegeni güneşi ayı güneşi ve ayı onları hepsini yani bana secde ederlerken gördüm Yusuf suresinin 4. ayeti Tevbe 36'dan inne iddete şuhuri indallahi e, doğrusu gerçek şu ki iddete şuhuri ayların sayısı inneden sonra gelen böyle üstün oluyor. Burada da isim tamlaması var. İddet sayı demek. İddete şuhur şehrin çoğulu şuhur aylar demek. Hmm. Ee, ayların sayısı doğrusu ayların sayısı indallahi Allah'ın katında ayların sayısı isna aşara şehran 12 aydır. Bak isna aşara şehren 12 aydır. Buraya bakalım. Fen fecerat min hüsneta aşrate ayna. E, buradaki fiil bu fe takibiye akabinde derhal şimdi yani derhal burada e, ya da akabinde fen fecerat e, fışkırdı. Hani Musa Aleyhisselam'ın olayını anlatıyor. İn fecerayen fecru fe harfi alınca böyle fen fecerat fenfecerat minhu ondan fışkırdı yani taştan fışkırdı taşı kastediyor ayette isneta aşrate aynen on iki pınar on iki kaynak ondan fışkırdı niye isneta aşrate aynen çünkü aynen kelimesi müennes arkadaşlar müennes kelime aynen Hani göğüs kelimesi vücudun çift organları, o aynı kelimesi iki manaya geliyor. Hem göğüs hem pınar kaynak manası var. 12 pınar fışkırdı. Aynen tekil üstün teminle ama mühendis. Onun için isneta aşrıda. Dikkat ederseniz 12'de uyarmıştık. İsneta aşrıda her ikisinde de t'li demiştik. Evet, cümle normal cümle örneklerine bakalım bir de. Kitabınızda çok örnek var. Ben birkaç tane normal cümle seçeceğim. Kem nafizeten lil menzili, evin kaç penceresi var? Lil menzili, sitte aşarate nafizeten evin 16 penceresi var. Sitte aşarete. Niye nafizeten müennesi olduğu için burası T almadı. Burası t almadığı için şurada t oldu. Evin var. Hani var olan şey, e, harfi c ile başlayınca var manası veriyordu. Evin on e, 16 penceresi var. Buraya bakalım. Kem seneten umruke. Yani kem seneten umruk diyorlar. Yani kaç yaşındasın derken ömrün kaç sene gibi söylüyorlar. Yani biz bize biz, biz kaç yaşındasın diyoruz. Onlar ömrün kaç sene diyor. Yani bize göre yani. Kem seneten umru kaç yaşındasın? Umri 5 aşarate seneten. 15 yaşındayım. Yani ömrüm 5 aşarate seneten 15 sene. Seneten müennes olduğu için burada t yok. Burada olmadığı için aşarate de t var. El kitabu bi 15 kırşen Kitap 15 kuruştur. Dikkat, el kitabı burada mübteda, değil mi? Bi hamsete. Hani, e, bir kemil kitap e, fiyat sorarken bir kem, kaça demek. E, o şekilde sorulunca e, fiyatın başında da böyle bi oluyor. El kitabı bi hamsete aşağıra kırşen. cerden sonra geldiği halde 11-19 arası sayıların e, hareketi feta üzere mebniydi. Harficerden sonra geldiği halde bak bir hamisete aşara kırşen 15 kuruştur derken e, kırşen müzekker e, tam tersine sayıda kapalı t oluyor burada kapalı t olduğu için burada olmuyor aşara kırşen evet tetekevvenül imaratü apartman e, tekevvene ye oluştu demek arkadaşlar bu fiil. Bu da muzarisi. Tetekevvenül imaratü müennesi olduğu için ye değil tetekevvene. apartman diyor oluşur. Min ehade aşara devran. 11 kattan oluşur. Bakın minden sonra geldiği halde ehadi değil ehade oldu. 11-12 farklıydı hatırlarsanız. E, şuradan da yapalım o zaman yetekevvanı, tekevvene, yetekevvanı oluştu, meydana geldi demek. Yetekevvanül feriko, bu da müzekker olduğu için yetenek, yetekevvanı oldu. Takım oluşur min ehade aşara laiben, on bir oyuncudan e, oluşur. Yetekevvanül kitabı kitap oluşur min ihda aşarete kıssaten, 11 hikayeden oluşur, 11 kıssadan oluşur oluşur. Evet sevgili arkadaşlar isterseniz kitabınızda bol bol örnek var. Onları yazarak çalışırsanız çok daha iyi aklınıza girer. Türkçelerini kapatın. Arapça yazmaya çalışın. Arapçalarını kapatıp Türkçe söylemeye çalışın. Arkasındaki alıştırmaları da eğer yaparsanız çok güzel bir şekilde kafamıza girmiş olur. Beğenmeyi ve paylaşmayı Unutmayın Allah'a emanet olun. Bir sonraki derste görüşmek üzere sevgiler, saygılar değerli arkadaşlar.